Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Beşiktaş'ın harcama limiti TFF tarafından bildirildi. Buna göre 36.4 milyon euro gibi bir rakam Beşiktaş'ın gelecek yıldaki harcama limiti olarak belirlenmiş durumda. Harcama limitlerinin belirlenmesinden sonra yönetim ise limit konusunda fazla rahat değiliz açıklamasını yaptı. Karius, Rebeko, Ruiz, Burak Yılmaz, Diaby, Elneni ve Boateng gibi Oyuncuların ayrılmasıyla yeni sezon için 10 milyon euroyu aşan bir tasarruf yapmıştı ancak mevcut kadrodan Vida ve Laiç gibi sadece iki futbolcunun 6 milyon euroya yakın maaş alması takımın bütçesini ciddi anlamda etkiliyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın Vida ve Laiç gibi isimleri satmak birinci önceliği olacak. Buna ek olarak kiralıktan dönen oyuncuların da yeniden kiralanması veya bon servislerinin verilerek gönderilmesi de bütçe açısından önemli bir adım olabilir. Geçelim şimdi Beşiktaş'ın gündemindeki isimleri değerlendirmeye. Siyah beyazlarda ilk transfer muhtemelen En Sakala olacak. Beşiktaş'ın En Sakala'ya açıklanması bekleniyor ve ardından Wellington için Akdeniz ekibiyle pazarlıkları sürdüren Karakartal Alanya Spor'un bir diğer yıldızı Junior Fernandes'in de transferini bitirmek üzere. Alanya ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Şilili oyuncu için Fenerbahçe Galatasaray ve Başakşehir ile yarışan siyah beyazlar görüşmelerde son aşamaya geldi. Fernandes bu sezon çıktığı 38 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Ayrıca Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir isim arayan Beşiktaş, Fransa Lig 1 ekibi Lyon'da forma giyen Brezilyalı Sabek Rafael'e teklif götürdü. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü. Rafael'in Sergen Yalçın'ın listesinde bir numarada olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş deneyimli oyuncuyla anlaşmaması durumunda ise alternatiflere yönelebilir. Rafael bu sezon 19 maçla Lyon forması giyerken gol ve asist katkısı yapamamıştı. Diğer taraftan Beşiktaş'ın zaten gündeminde olan Kupa Akbom için çılgın pazarlık devam ediyor. PAOK 3 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda 2.5 milyon euroya düştü. Siyah beyazlar ise 1 milyon 750 bin euroya kadar çıkmıştı. Beşiktaş yönetimi bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için 1 milyon 750 bin euroya kadar çıktı ve büyük ihtimalle 2 milyon euroya transferi bitirebilir. Geçen sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'dan 1 milyon euroya transfer edilen Akbom bu sezon 10 gol ve 3 asistle oynadı. Öte yandan gündemde sürpriz bir iddia var. Fenerbahçe ve Beşiktaş takas yapacak. Sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddialara göre Ozan Tufan'ı istedi. Fenerbahçe yönetimi bu talebe karşılık Ozan Tufan'ı siyah beyazlara verip Sırp Yıldız Adem Laiç ile takas etmek istiyor. İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışmalara transferin gerçekleşme şansını yüksek tutabilir. Laiç bu sezon forma giydiği 29 resmi maçın 27'sinde 10 numara, ikisinde sol kanatta oynadı. Laiç için 4 kulüp toplam 34.3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Laiç'in şu anki değeri 9 milyon euro. 25 yaşındaki Ozan Tufan ise bu sezon forma giydiği 34 maçta defans ve orta sahanın 6 farklı bölgesinde oynadı. Fenerbahçe kendi jenerasyonunun en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan'ı 2015 yılında Bursa Spor'dan alırken bon servisine 7 milyon euro ödemişti. Ozan Tufan'ın şu anki piyasa değeri ise 4.5 milyon euro. Bu takas gündemi oldukça sarsabilir ancak bu haber doğru mu yalan mı onu bilmiyoruz. Siyah beyazların gündemine gelen iki yeni isim daha var. Sergen Yalçın'ın raporunda merkez orta saha ve kanat oyuncuları talep ettiği bilgisine ulaşılırken Gündeme gelen isimlerin Gökhan İnler ve Wellington Nem olduğu iddia ediliyor. Gökhan İnler'in Başakşehir ile sözleşmesi bitti ve Avrupa Kupaları sonrasında boşa çıkacak. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Gökhan İnler'in tecrübesi ve kadroya güç katacağı düşünülürken temas kurulan futbolcunun maddi konulardaki inisiyatifi Beşiktaş'a bıraktığı iddialar arasında. Beşiktaş'ın kanat mevkisi için ilk hedefi ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Wellington Nem oldu. Bon servis ücreti ödenmeden siyah beyazlı kulübe kazandırılması bekleniyor. Transfer için görüşmeler devam ederken bonusları içeren bir sözleşme teklif yapılan Brezilyalı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Beşiktaş teknik heyetinin 28 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeniden yükselişe geçeceğine inandığı ve transfer için ısrarcı olduğu iddialar arasında. Öte yandan Hollanda ekibi Valjvik forması giyen Anas Tahiri Beşiktaş'ın ilgisini açıklamıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi. Beşiktaş'tan somut bir ilgi var ama bunu düşünmüyorum. Transferi konuşmaları için konuyu kulübüme ve menajerime bıraktım dedi. Fas asıllı Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon takımıyla 27 maça çıkmıştı. Tahiri bu maçlarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Beşiktaş'ın gündemine yeni gelen isimlerden birisi ise Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında oynayan 1.93 boyundaki Michel Olunga oldu. Kashiwa takımıyla 52 müsabakaya çıkan Olunga 42 gol ve 12 asist yaparak toplamda 54 gole direkt olarak katkı sağlayınca dikkatleri üzerine çekti. 900 bin euro gibi uygun bir bonservis bedeli bulunan Kenyalı forvet milli takımında da 23 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Olunga 113 karşılaşmada 60 gol ve 17 asist üreterek toplamda 77 gole direkt katkı sağlamıştı. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın gündemine gelen isimleri detaylı olarak değerlendirdik. Aslında siyah beyazlar bir taraftan Laiç'ten de kurtulmak istiyor. Bu takas haberi doğruysa Laiç'in bonservisi ve maaşı daha yüksek. Eğer Ozan Tufan'ı daha uygun bir maaşla kadrosuna katabilirse Beşiktaş en azından maaş yükünden kurtularak harcama limitinde bir boşluk oluşturabilir. Bir transfer gündeminin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.